Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün derin bir temizlik yaptık arkadaşlar. Bütün kafesleri en ince ayrıntısına kadar temizledik. Ve takımlarımı ayırdım. Kaç takımımız vardı? Hemen onları bir sayalım. Burada erkeklerimiz var zaten. Erkekleri saysak takımlar da ortaya çıkar. 2, 4, 6 takımı eşten ayırmışız arkadaşlar. Dişileri salmaya attım. Sadece bir dişimiz var. O da yavrulara bakıyor şu an. O da yavrularda yem kırmak üzere zaten. İki tanesi yem kırıyor. Sadece iki yavrumuz ya da üç yavrumuz yem kıramıyor henüz. Onları da ben kendim besliyorum. Onun haricinde sultan yavrumuzu ayırdım buraya. Çok fena bir şekilde ısırıyor arkadaşlar. Eli alışık değil hiçbir şekilde. Bunu ele alıştırmak için buraya aldım. Bu yavrumuz Sivas'a gidecek. Sivas'tan bir abime sözüm vardı. Yaklaşık 1,5-2 ay oldu. Evet, şimdi beni sinir ediyor bu hayvan yine. Yemleri sağ olsun bakın ne yapmış. Daha kafesi yeni temizledim. Yani bitireli bir yarım saat anca oldu. Altı full doldurmuş. Bu hayvanı salmaya atacağız şimdi. Bunu gözümüze kestirdik. Bakın yerleri falan daha yeni sildik süpürdük. Yerlere hep yem kabukları falan dökmüş. O hayvan salmaya gidecek. Her neyse işte bu yavrumuzu Sivas'a göndereceğiz. Onun haricinde yavrularımız satılmıştı zaten arkadaşlar. Bunlar da yem kırdığı zaman direkt gönderilecek. Arkadaki iki yavru benim kendi yavrum. Bunlar da giden, üretimhaneye giden takımların yavruları arkadaşlar. Arkadakiler benim kendi yavrularım dediğim gibi. Biri DF oldu. Biri Spangle oldu. Sarı yeşil. Sultan'a buraya ayırdıktan sonra anne ve babası direkt çiftleştiler arkadaşlar. Biraz önce çiftleşiyorlardı hatta. Daha öncesinden çiftleştiler mi hiç bilmiyorum yavruları varken. Yuvaya bakalım. Yuvamızda bir şey yok. Yakın zamanda bunlardan da yumurta gelecek. Üsttekiler henüz daha çiftleşmeye devam etmedi. Buradaki kafesimizde çiftleşmişlerdi arkadaşlar. Oraya aldıktan sonra çiftleşmediler. Umarım belli bir süre böyle çiftleşmezler. Dinlenir dişimiz. Eşinden ayırdığım zaman da bu sefer evde durulacak gibi olmuyor. Çok bağırıyorlar arkadaşlar. Eşini istiyorlar. Öyle böyle bağırmıyorlar. Kafeslerimizin şu an yarısından çoğu boş. Altta dörtlü, üçlü boş. Sol altta sultanımız var. Onu da şu yukarıya çıkartacağım arkadaşlar. Dört kafes burada boşumuz var. İki orada var. Altı tane takım ayırmıştık zaten söylediğim gibi. Altı takımlık yerimiz şu an boş bir durumda duruyor arkadaşlar. Akıllı yemliklerini, suluklarını falan her şeyi çıkarttım. Kumluklar da dahil. Onları makineye atacağım, yıkayacağım. Buradaki kullandığım akıllı yemliklerle değiştireceğim onları. Şu an gördüğünüz gibi kafeslerimiz pırıl pırıl. Şu yavruyu birazcık ele alıştırmam lazım. Cidden çok çok korkak arkadaşlar. Güzel bir yavru var burada. Sultanımızın yavrusu. Kafasının ibiği falan çok güzel olmuş. Bu erkeğimiz bayağıdır bir hastaydı. Bu ara birazcık daha ağırlaştı sanki. Pisliğinde öyle bir şey yok. Ama artık yem yemesini yarıya kadar indirdi. Hani tam bir şekilde yem yediğini görmedim arkadaşlar. Yem yeme limitini azalttı birazcık. Salmaya bakalım. Salmaya bugün banyo yaptırdım. Diğer kuşlarımıza da banyo yaptırdım ama buraya biliyorsunuz banyoluk aldım. Küçük bir kap. Plastik. Onu koydum. Sultanımız direkt içine oturdu. Şu mavimiz aynı şekilde. DF'miz var burada bakın. O da direkt banyoluğun içine oturdu. Salmamız şu an gayet güzel gözüküyor. Olmazsa ilerleyen zamanlarda erkeklerimi de bu salmaya alırım. Eşe atmadan sadece 20 gün önce ya da bir ay önce erkekleri tekli kafeslere yerleştireceğim arkadaşlar. Olmazsa erkeklerimi de dediğim gibi salmaya alırım. Hem bakımları daha kolay olur. Çünkü yem su sadece bir kafese vereceğim. Sadece bir kafes temizleyeceğim. Hem vaktimi kazanırım. Hem de dediğim gibi kuşlar açısından da güzel olur. Fazla kalabalık olmaz. Buraya kaç tane kuş gelecek? 6 tane kuş gelecek. Yani buraya zamanında 25 tane kuş koyduk ama 25 tane fazla gelmişti. Onu kabul ediyorum. Şu an burada kaç kuşumuz var? 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 19 tane falan olacak arkadaşlar. 19. Totalde 20 desek 20 buraya hiçbir şey yapmaz. Dokunmaz yani. Çok çok güzel olurlar. Erkeklerimi de buraya atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şurada bir tane dişim var. O da salmaya gelecek. Kafeslerimizi şöyle gösterelim. Kafeslerimizin fiyatlarıyla ilgili bir video çekeceğiz arkadaşlar. Kafes temizliğimizi yaptık. Bu videodan sonra da kafeslerin fiyatlarıyla ilgili bir detaylı video gelecek. Şu yeni aldığım kafesin fiyatını sizlere açıklayacağım. Buradaki dörtlü kafesimi aldığım fiyatı açıklayacağım. Bunu eski fiyatına göre söyleyeceğim. Yeni fiyatı çok çok farklı şimdi. Burada aldığım 60'lık kafesimi söyleyeceğim. Burada aldığım salma kafesimi söyleyeceğim. Onun haricinde merak ettiğiniz neler varsa yorumlar kısmından bana iletin. Oradan da sizlere fiyatlarını yazarım arkadaşlar. Şu an sıkıntılı iki yavru görüyorum arkadaşlar. Biri bu. Japones yavrumuz. Bakın tepki bile vermiyor artık bana. Kameraya odaklayalım. Daha bana tepki bile vermiyor arkadaşlar fazla. Kabuksuz yemle normal kabuklu yem koydum. Hatta şu arkada yavrumuz gagalıyor birilerini. Bakalım ne yiyor orada. Umarım yem kırar. Yem kırarsa kendi hayatını kurtarır.
Bu yavrularımız da çok çok güzel oldu. Şu özellikle DF'miz. Şöyle gösterelim. Evet, daha üretimhanenin videosunu atamadım maalesef arkadaşlar. Orayı da yakın zamanda atacağım. Birkaç gündür üretimhanede fazla vakit geçiremiyoruz. İşlerimiz oluyor. Hemen yem sularına bakıp tekrardan çıkıyoruz. Ama oranın da yakın zamanda videosu gelecek. Bu arada kuşlarımız tüyden çıkmışlar arkadaşlar. Bir iki tanesi var tüyden çıkmayan. Ama sıcaklığımızı hemen gösterelim. 28.4, 28.5 diyelim arkadaşlar. Hatta 29 diyelim. Kuşlar bayağı bunalıyorlar. Bunlara haftada 2 ya da 3 kere salmaya atacağım için bunlara düzenli banyo yaptıracağım. O zaman da sizlere çok güzel şenlikli görüntüler çıkartacağım hatta. Onun da videosunu alacağım sizlere. Salmadayken daha güzel olacak. Özellikle de benim için. Hani bakım açısından. Bu kafeslerin hepsini boşaltacağız arkadaşlar. Şurada dahil. Sadece şu yavrumuz orada kalacak. Hasta olan kuşumuz. Onun haricinde diğerlerini atacağız. Şu sultan dışarı çıkmak istiyor. Ben hareket ettikçe bana gelmeye çalışıyor. Gel bakayım. Gel. Hadi gel gel. Şaka yapmıyorum, alacağım bu sefer, gel. İnanmadı alacağım herhalde. Çok güzel bir papağan arkadaşlar. Buna da belki tasma alabilirim. Dışarıda bunu gezdirebilirim. Bununla oyun oynayabiliriz dışarıda. Çok uysal bir papağan. Çok cana yakın. Bunu ben ablamgile vermiştim. Yaklaşık 2 ay kadar, yanlış bilmiyorsam 2 ay kadar onlarda kaldı. O süreçte özellikle ablama çok alıştı. Hani sürekli gidip gidip kendini öptürüyordu hayvan. Şu ibiğini arkasına yapıştırıyordu. Ağzını dudağını götürüyordu, böyle öptürüyordu kendini. Şu anda da gayet güzel, el alışık bir biçimde. İşte diğer sultanımızı da bu şekilde alıştırmamız lazım. Onu da Sivas'a göndereceğiz dediğimiz gibi. Salmamız da bu şekilde. Hazır açmışken salmayı da göstereyim. İçeri mi gireceksin? Geç bakalım. Buna özel tünek yapacağım arkadaşlar. Dikey bir tünek yapacağım şu camın kenarına. Dışarıdan, oradan dışarıyı izlesin diye. Onu da yakın zamanda yapacağım. Bu papağanımı da sürekli olarak salacağım. Günlük olarak daha doğrusu. Japon esterimizin de sağlık durumu gayet güzel. Şu kuşu ben videoyu durdurayım arkadaşlar. O kuşu salmaya atayım. Yoksa bu beni iyice çileden çıkartacak. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, kuşumuzu attık. Vallahi böyle kafes temizledikten sonra özellikle şu akıllı yemliklerde eşlenenleri gördükçe beni deli ediyorlar. Yani bütün emek boşa gidiyor, gördüğünüz gibi yerler bayağı bir kirlendi şu an, daha yeni temizlememe rağmen. Olancayımı aşağı döktü. Ve yanına attığım erkeklerle de kavga ediyordu arkadaşlar. Sadece şununla söz geçiremedi. Onun yanında hangisi vardı? Şu yerde dolanan kuşumuz vardı. Onunla kavga ettiler. Ona kur falan yaptı. Normal, strese girmesi normal çünkü yanından eşini aldım. Bu akıllı yemlikte eşinme eşini de, hani eşinmeleri genellikle stresten dolayı olur arkadaşlar. Onun önüne geçmek için de belli bir süre akıllı yemlik kullanmayın. Normal uzun yemliklerimiz var şu an, hepsini çıkarttım. Makineye attım arkadaşlar, gösterecek, örnek verecek bir yemliğim yok şu an. Evet. Bu ara yavru ölümlerimiz maalesef bizi derinden etkiledi. Çünkü yaklaşık kaç tane kuşumuz öldü? Bir 3-4 tane yavrumuz öldü. Japonesimiz öldü arkadaşlar. Japoneslerimiz öldü. Sıcaktan dolayıdır diye düşünüyorum. Ya da hastalıkla doğmuşlardır diye düşünüyorum. Çünkü bakın bu yavruları hala beslemeye devam ediyor. Yani yem kırmaya neredeyse öğreniyorlar. Yani şu an bir iki tane kırıp kırıp atıyorlar. Ama bunlar mesela yem kıramıyor. Bunları hala beslemiyor arkadaşlar. Belli bir zamandan sonra bıraktı yani. Arkadaki de pislik yiyor herhalde. Onu da gözden kaçırmadım. O da kendini hasta edecek. İşte ızgaranın bu yönden önemi büyük arkadaşlar. Izgara kafeslerde şart. Ben niye koymadım? Yavruların ayakları aralara girip sıkışır diye. Sayfada bir ara karşıma çıkmıştı. Izgaraya kuşun ayağı sıkışmış ve kopmuştu. Yavru düştüğü zaman özellikle ızgara olmamasına çok dikkat ediyorum. O yüzden büyük korkum var yani. Evet, şöyle kafeslerimizi tekrardan gösterelim. Aşağıya güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eleştirel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Erinmeyip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bu da tüyden çıkmış herhalde, bakalım bir. Şuraya bak ya, bütün yemi boşaltmış direkt. Her neyse. Yuvalarda hala bu arada mısır granülleri var. Kuşlar eş atlana kadar
Yuvalarda kalsa sıkıntı çıkartmaz. Sadece atlarını falan tam temizleyemedim. Onları da bir dahaki temizlikte yapacağım arkadaşlar. Eylül ayına kadar, hatta Ekim ayına kadar kuşlar eşe atılmayacak. Videoda atacağım zaten eşe atarsam da. Bayağı bir zaman var. O zamana kadar dinlensinler iyice. Diyelim ve videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Yakın zamanda sadece sultanlarımızdan yumurta gelecek. Onun haricinde hiçbir kuşlarımızdan yumurta gelmeyecek. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.